Genel Başkanım, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi
il başkanım, merkez ilçe başkanım, kadın kolları başkanım, saygıdeğer ülke ocakları başkanlarım, saygıdeğer protokol, sayın ülkücü işçiler dernek başkanım, basınımızın, emniyetimizin güzide temsilcileri, çok kıymetli ülke ocaklı genç bozkurtlar, yiğit asanalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Birleştiren yüce Allah'a hamdü senalar olsun. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Yüce Yaradan bize diyor ki, benlik şeytandandır. Ben olmanın değil, biz olmanın zamanıdır. Eğer biz bir olursak millet oluruz. Eğer biz bir olursak devlet oluruz. Eğer biz dil olursak Turan oluruz. Eğer biz olursak memleket oluruz. Türk İslam davasına gönül verenler olarak zor bizim işimiz, imkansız zaman alır diyen bir hareketin neferleriyiz. Bize zor yoktur. İmkansızı başarmak zorundayız. Biz zora talip, çileye talip bir hareketin neferleriyiz. Biz ülke ocaklar olarak bu davanın çilesini çekmiş, bu davaya hizmetten hiç ödün vermemiş. Siz değerli büyüklerimizden beklentimiz, ülkemizin ve milletimizin geleceği için birlik ve beraberliği sağlanmalıdır. Milliyetçi ülkücü hareketin meydanlara tek yumruk, tek vücut, tek ses olarak çıkmasıdır. Ülkücü hareket engellenemez! Ülkücü hareket engellenemez! Artık nefislerimizi ayaklar altına alalım. Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyen şeytanları aramıza sokmayalım. Birbirimize o kadar sıkı sarılalım ki dosta güven, düşmana korku salalım. Devletimizin ve milletimizin içinde bulunduğu süreç son derece sıkıntılı. Vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü tehlikededir. Türk milletinin artık milliyetçi iktidara ihtiyacı vardır. Memleketin bu sıkıntılı sürecini ancak ve ancak omuz omuza, yürek yüreğe, sırt sırta hep beraber mücadele ederek üstesinden gelebilir ve tek başına iktidar olabiliriz. Biz bu ülkenin dertleriyle dertleşen, dertlerine çözüm arayan milliyetçi, ülkücü Türk gençleriyiz. Son dönemde yaşanan tehditler ve baskılar bizi yıldıramaz. Elhamdülillah memleketimizi 3-5 çakala bırakmayacak kadar kudretli, ölümü düğün görecek kadar cesaretli, Yaradan'dan başkasına boyun eğmeyecek kadar da imanlıyız. Gerekirse tarihi tekerrür ettirip Çin'e setler kurduran Kürşat, Avrupa'ya diz çöktüren Atilla, İstanbul surlarında Fatih Sultan Mehmet oluruz. Bizi kimse sınamaya kalkmasın. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine nail olmuş asil bir ecdadın torunlarıyız. Hal böyleyken, tarih böyleyken, ecdat destanlar yazmış ki şahlanma vakti gelmiş çatmıştır. Şahlanın ey ülkücüler, şahlanın ey milliyetçiler, şahlanın ey vatan sevdalıları, şahlanın ey bu vatanın gerçek sahipleri. Birileri Kobani'ye, Kandil'e, İmralı Canis'le vatan hainlerine selam gönderiyor. Bizim selamımız ise Sultan Alparslan'dan, Başbuğ Alparslan Türkeş'e uzanan tüm yiğitler halkasına selam olsun. Yunus'un, Mevlana'nın,
Ahmet Yesevi'nin manevi pınarlarından kana kana içenlere selam olsun. Ülkücü hareketin yılmaz neferleri olan ülke ocaklarının tüm yiğitlerine selam olsun. Liderimiz, Türkmen Bey'imiz, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'e selam olsun. Ülkücü ordular başkomutanı, Türk gençliğinin kılavuzu, ülke ocakları genel başkanı, Kerkük Fatih'i, hemşerimiz Olcay Kılavuz Bey'e selam olsun. Ay gökte var oldukça ulu kocaların ve aksakalların duası üzerine olsun. Biz bu yola besmele ile başladık. Besmelemiz başlangıç, yeminimiz dirilişimizdir. Çıktığımız bu yolda Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sönmez bu şafaklar bizden altından. Sönmeden yurdumun üstünde tüten el sonacağım. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurbağalıyım şehrine ey nazlı hilal. Kahraman arkına bir gül, ne bu şiddet bu celal. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkı. Kim bilir belki yarın, belki yarından mıydın. Bastığın yerleri toprak diye geçme. Çadı düşün altındaki binlerce kefensiz yetimi. Sen şehit olsun. İngit ve yazıktır atını. Verme dünyaları alsan mı bu cennet vatını. Kim bu cennet vatını uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracaktır toprak sıksa bu şeyda. Canı, cananı, bütün varlığımı alsan güda. Etmesin tekmasın onlar bir dünyada güda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak ebeli. Değmesin mabidin gözlerine mahremi. Bu ezanlar ki şehadetlerin dinin temeli. Her ceruvanla ilahi boşalıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhum mücernet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arş eder belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Ebediyen sana yok, her zaman yok İzmir'le. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Ceketlerini takdim ediyorlar. Başkanım bu taraf. Başkanım bu taraftan alın. Başkanım.
Misafirlerimiz, saygıdeğer genel başkanım, Niğde Ülke Ocakları Başkanımız ve Ülke Ocakları yöneticilerimiz sizleri saygıyla selamlıyorlar. İnsan çamurunu destanlarla yoğurdu.
O yiğitler ki dur dese kalpler durur, yürü dese dağlar yürürdü. Onlardan kaldı bu toprak, biz gezip tozmayalım mı? Yabanlar kıskanır diye destan da yazmayalım mı? Sayın Ülke Ocakları Genel Başkanı, Sayın MYK üyemiz, İl Başkanımız, İl Ocak Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Kadın Kolları Başkanlarımız, ülkücü kuruluşların çok değerli başkanları, değerli dava arkadaşlarım, hanımefendiler ve beyefendiler, basının değerli temsilcileri ve yiğit bozkurtlar, sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Genç kardeşlerim, yiğit bozkurtlar, dün önemli bir hadiseyle imtihan edilen büyükleriniz ve abileriniz 80 öncesi ciddi bir sınav vermiş ve bedeller ödemiştir. O zaman aziz milletimizin kendilerine verdiği görev 80 ihtilali sonunda tamamlanmış ve görevlerini yapan arkadaşlarımız şimdi bu huzur rahatlığıyla köşelerinde beklemektedirler. Mamafi, Türkiye üzerinde oynanan oyunların bir türlü sonu gelmemektedir. Dün komünizm tehlikesine karşı yiğitçe mücadele veren ülkücüler bugün Türkiye'nin bölünmesiyle olan ciddi tehlike karşısında da yine aynı tavır ve milliyetçi mücadele için hazırdırlar. Değerli kardeşlerim, bugün muhtelif sıkıntılarla karşılaşan Türk milleti ve hemşerilerimiz, liderler her şeye sabredebilirler. Bunların içinde üniversite mezunu çocuklarının iş bulamayışı, eğitim problemleri, sağlık problemleri vesaire vesaire. Ancak Türk milliyetçilerinin kırmızı çizgisi olan, yüzümüzü kızartan bölünme tehlikesi olunca genç ülkücüler, genç kardeşlerim, yiğit bozkurtlar, siz bunları önlemek için en önemli ana dinamiksiniz ve Türk milleti bunu sizden beklemektedir. Dün ağabeylerinizin karşılaştığı sınav şimdi ikinci defa sizi bu imtihana çağırmakta. Mamafi Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in de söylediği gibi sakin, bu bölünmeye karşı tavırlı ama sokağa inmeden adı geçen hareketi gayet ciddi bir şekilde takip ediyor ve bu bölünmeye ortak olan iktidarı reddediyoruz. Önümüzdeki günlerde yaptığım gezilerde gördüğüm odur ki 7 Haziran itibarıyla Türk milleti bu defteri kapamaya ve Türk milliyetçileriyle yeni bir sayfa açmaya hazırdır. Siz de hazır mısınız? Allah yar ve yardımcınız olsun. Gelen arkadaşlara, tüm misafirlere teşekkür ediyorum. Ülke Ocakları Başkanı'nın yapmış olduğu bu gecenin hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Değerli gönüldaşlarımız, konuşmalarını yapmak üzere Kerkük Fatihi, Niğde'mizin gururu, hemşerimiz, Ülke Ocakları Genel Başkanımız Sayın Olcay Kılavuz Beyefendi'yi buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Zalime eğilme, haksıza güvenme, yurduru haine verme Türkiye. Zalime eğilme, haksıza güvenme, yurduru haine verme Türkiye. Sen gel tabi ki, rahe rahe rahe.
sonsuz hamdü senalar olsun. Sayın MYK üyem, sayın il başkanım, sayın merkez ilçe başkanım, çok kıymetli ilçe başkanlarım, kadın kolları başkanımız, çok kıymetli adaylarımız, analarımız, bacılarımız, kardeşlerimiz, Türk milletinin göz bebekli arkadaşlarım, liderimiz, genel başkanımız, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin selam ve muhabbetleriyle çocuğunuz, kardeşiniz, arkadaşınız, dert ortağınız olarak burada bulunmaktayım. Ben Niğde'de ortaokul çağlarında milliyetçi ülkücü harekete sevdalanmış teşkilatlarımızın birçok kademesinde hizmet etmekten sonra Ülke Ocakları il başkanlığı yapmış, Niğde Ülke Ocakları'nın yetiştirmiş olduğu bir insan olarak sizin karşınızdayım. Ben burayı şereflendiren ak saçlı ağabeylerimin, ablalarımın, kardeşlerimin bizlere vermiş olduğu destekle Niğde'de uzun yıllar hizmet etmiş, geçmiş yıllarda Ülke Ocakları il başkanlığı yapmış Olcay Kılavuz olarak karşınızdayım. Ben bugün Ülke Ocakları genel başkanlığını yaparken her zaman şehrime karşı, doğduğum toprağıma karşı duayla, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle siz kıymetli ağabeylerimi, kardeşlerimi anmaktayım. Cenab-ı Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Ülke Ocakları olarak bugün çok özel bir günü idrak etmekteyiz. Malumunuz olduğu üzere Ruhi Kılıçkıran'dan başlayan 4 Ocak 1968'de şehadete eren ağabeyimizle başlayan şehitler kervanımız 20 Şubat 2015 tarihinde son şehidimiz Fırat Çakıroğlu'yla son bulmuştur. Ama bugün özel bir gündür. 1 Mayıs 1982 tarihinde Malatyalı Doğanşehirli şehidimiz Cengiz Bakdemir ağabeyimizin şehadete eriş günüdür. Kendisini ve büyük bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Çok kıymetli dava arkadaşlarım, Ülke Ocakları rahmetli başbuğumuz almışlardır. Ülke Ocakları bünyesinde yetişen ağabeylerimiz, kardeşlerimiz sebebiyle Türk milleti her zaman güçlü olmuş, kuvvetli olmuş, kudretli olmuştur. Ülke Ocak ülkücü, beşikten mezara kadar adam gibi yaşayandır. Hiçbir şekilde dünyalık menfaat karşısında eğilmeden, kırılmadan, bükülmeden hedefe giderken yayında gerilmiş bir ok misali hedefe saplanır. Şu yalan dünyanın, şu fani dünyanın asla ve kat'a beyhude işlerine dalmaz ve ömrünü dolu dolu bir şekilde geçirir. Hareketimizin kurucusu, rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi bu hareketi büyük dava adamlarıyla, fikir adamlarıyla kurdu. Kendisi
gerçek dünyada, biz ise bugün yalan dünyadayız. Onun için rahmetli başbuğumuzun bırakmış olduğu emanete hiçbir arkadaşım, hiçbir kardeşim leke getirmeden, bir pınar gözündeki berraklık gibi tertemiz bir şekilde, sade bir şekilde yaşantısını ortaya koyacak. Bu çivisi çıkmış alemin içerisinde adamlığınızı haykıracaksınız, ahlakınızı haykıracaksınız, beyefendiliğinizi, helali haramı ayırt etmeye haykıracaksınız. Bu köhneleşmiş alemin içerisinde biz buradayız. Bir vazifeli milletin vazifeli mensuplarıyız. Ülkücüler, Türk gençliği, Türk milliyetçileri olarak hepimiz varımızda, yoğumuzda milletimizin bekasını kurtarmak için mücadelemizi devam ettirmeliyiz. Ülke ocaklarında şimdiye kadar bulunduğum dönem içerisinde hep imanlı gençler yetişmiştir. İhlaslı, yiğit Türkler yetişmiştir. Bize de, şahsıma da Olcay Kılavuz olmamıza en büyük sebep olan Ülke Ocakları'dır. Ülke Ocakları bize şahsiyet kazandırmıştır. Ülke Ocakları bize itibar kazandırmıştır. Ülke Ocakları bize saygınlık kazandırmıştır. Her şeyimizi Ülke Ocakları'ndan öğrenmişiz. Onun için siz kıymetli dava arkadaşlarım, Ülke Ocakları'na sorumluluğunuzu iyi bir şekilde yerine getireceksiniz. Değerli dava arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 12 yılı aşkın bir süredir AKP iktidarı tarafından yönetiliyor. Türk milletini maalesef bir bataklığın içerisine saplamış durumdalar. Ülkemiz tabir yerindeyse etrafı ateş çemberiyle sarılmış durumda. Baktığınız takdirde memleketimizin işleyişi durmuş, kurumları çatışma içerisinde maalesef yozlaştırılmış büyük felaketlerle karşı karşıya. Buradaki hay 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 Alman'a denenmiş şanlı bayrağı düşürme yerlere, ezme Türkiye, zalime inme, haksıza güvenme, yurdunu haline verme Türkiye.